Filistin diye bir sorun duyduk çocukluğumuzdan beri. Yaser Arafat diye bir isim duyduk hep. Önceleri olay böyle değildi. Yani ilk 1970'li yıllara kadar Araplar kendi sorunu olarak gördüler Filistin'i. Bilhassa Mısır, Ürdün, Suriye sürekli İsrail'le savaş teyakkuzu halinde oldular. Özellikle Mısır'ın büyük zayiatı var bu işte. Yani Mısır sürekli kan kaybetti sonunda gitti Camp David denen bir anlaşma yapıldı Mısır orada İsrail'i devlet olarak tanıdı işte elçilik verdi elçilik aldı 1970 yıllardan söz ediyorum Mısırlı Müslümanlar İhvan-ı Müslümin de Enver Sedat denen bir başında zalim vardı. Tuttu onu bir törende öldürdüler. Yahudi ile anlaşma yaptı diye. Yani Mısır'a çok pahalıya mal oldu İsrail'in varlığı. Ürdün Filistinlerden dolayı İsrail'e çok sıkıntısı oldu. Çünkü Ürdün normalde devlet değil zaten. Yani İngiltere'de birisini taltif etmek için sana da bir devlet verdik orada diye harita üzerinden verdi. gitti baktı o harita nereye düşüyor oradan işte arsa emlak alır gibi bir bedava bir devlet kurdular. Yeter ki Osmanlı'nın toprağı bölünmüş olsun. Osmanlı'nın tek başına idare ettiği yerlerde bir torba dolusu devlet var şimdi. Bir tane yapmaz hepsi. Ayrı bir konu. Ürdün İsrail'in talimatıyla İngiltere ben sana burada devlet verdim değil mi diyor. Madem devlet verdim bir iki tane kamp kur burada Filistinliler İsrail'den kaçınca oraya sığınsınlar dediler. Filistin'de İsrail'in zulmünden kaçan Müslümanlar Ürdün'e sığındılar. Ürdün onlara böyle işte kamp dedikleri mülteci kampı filan diyorlar ya böyle yani piknik kampı filan değil. Evi var bizde gece kondu mahalleleri gibi. Bildiğiniz gece gondur mahalleri su yakmaz, kanalizasyonu yok, öyle berbat bir yer işte. Ürdün sonra anladı ki başına bela oldu bu kamplar filan. İsrail'in öldürdüğünden aşağı olmayan Müslüman Filistinli öldürdü Ürdün. Ama haberlerde bugün geçmediği için bir şey yok tabi. Haberde geçse bak bir Ürdün laneti daha yapardık şimdi. Yani 1985-88'e kadar ki ondan sonra yani Ürdün korktu İslam aleminin tepkisinden daha doğrusu İhvan-ı Müslimin Ürdün'de hükümete sızma gücüne ulaştılar. Hükümet zulmetmekten çekindi ondan sonra. Bayağı Filistinliler girdi tanklarıyla dağıttılar Filistin'i. Binlerce Filistinli öldürdüler. Çünkü Ürdün ve Mısır Filistin'i başlarının belası olarak görüyorlar. Yani nereden çıktı bu başımıza? Hazır biz ne güzel işte kalkınmış ülke mesela Mısır ve Ürdün, Lübnan, Suriye kalkınamayışının nedenini Filistin'e bağlarlar hep. Yani oraya gidiyor halbuki yani petrol ülkeleri yani Filistin bütün Filistin'in ayağa kaldırsalar herhangi bir şekilde yani masraf sayılacak bir bütçeleri olmaz ama her halükarda böyle bir sıkıntıları var. Bu hususta yani Filistin hususunda Ürdün'ün geçmişi parlak değil. Ürdün bedava bir aileye devlet verilmesinin bedelini Müslüman öldürerek ödedi. Bunlar kıyametten önce de inşallah Müminlerin hesap soracağı bir günde ortaya çıkacak tabii. Şimdi 1970'lerden itibaren bir solcu olan Yasir Arafat El Fetih diye bir örgüt kurdu. Neden? Çünkü Ürdün'ün zulmü ve Mısır'ın bakın başınızın çaresine bana ne sizden diyen mantığı Filistinlileri kendi başlarının çaresine bakmaya zorladı. Bu başlarının çaresine bakma iki türlü oldu. Bir, İlk İsrail oraya geldiği günden itibaren Rahmetullahi Ali Hasan el Benna ordular kurup kendisi 3000-5000 kişilik ordular kurup devlet gibi Kudüs'ü kurtarmaya geçtiler. Büyük şehitler verdiler orada. Onun başlattığı İhvan-ı Müslümin ekolünün hareketleri var. Ancak İhvan-ı Müslümin Filistin'de bir türlü hareket edecek nokta bulamadı. Çünkü bir yandan Mısır doğuruyor İhvan-ı Müslümin'i bir yandan da Ürdün doğuruyor. Suriye ve Irak'ta da İhvan-ı Müslümin'den olmak hapse atılmak ve öldürülmek için yeterli bir gerek. i̇hvan Müslim'in başının çaresine canına baktığı için bir hareket noktası bulamadı Filistin'de. Bu sefer solcu kadro yani komünist fikirli bir kadro El Fetih diye ismim güzel bir isim ama besmelisi abdest adamlar. Ben bir tercümanlık meclisinde bulunmuştum. Yaser Arafat sağken Erbakan'ı ziyarete geldi bu elinizdeki kitapçık gibi bir kitapçık getirdi İnşallah devlet kurduğumuzda e, anayasamız olacak diye Erbakan'a takdim etti ben de tercüme ettim böyle söylüyor diye ilk kapağını açtı Erbakan besmele siz başlamışsınız Allah size yardım etmez dedi biz layık bir devlet kuracağız dedi Yasir Arafat e, hiç unutmuyorum ona dedi ki Allah'a yardım etmedikten sonra sen hiçbir şey yapamazsın boşuna uğraşıyorsun dedi ona o kızdı, o kızdı. Bize de tercümanlık görevi düşmedi. Çıktık dışarı. Her halükarda Yaser Arafat 1970'lerde yaşı o zaman müsait olanlar bilirler. Bir terör örgütü kurdu. Uçak kaçırdılar. Almanya'da mesela olimpiyatlar vardı. Olimpiyatları bastılar. İşte buradan bir Yahudi geçmiştir diye or sokağa bombaladılar. Uçak kaçırdılar. Gemi kaçırdılar. Bina bastılar. Elçilikler bastılar. Filistin Yasir Arafat'ın bu terör hareketleri sayesinde dünya gündemine oturdu bu sefer. Mesela İsrail'le elçilik vermeye korktu ülkeler. Çünkü muhakkak bir Filistinli e gelip bombalıyor orayı. Bayağı intihar eylemleri yapıyorlar. Almanya'da mesela olimpiyat yaptılar. Olimpiyat bastılar. İşte filan uçağı kaçırdılar. Tuttu Lübnan'da Sabra Şatir'le katliamını yaptı. 2000 kişi bir gecede öldürdüler o zaman. 2000 kişi. Yani bildiğin bir şehri yok ettiler. Çünkü Lübnan'da da Filistinlilerin mülteci kampları var. Da Lübnan yani toprağı da küçük, oradaki Filistinli sayısı da küçük. Yaser Arafat 1980'e kadar terörle getirdi bu hareketi. İşte Arap ülkeleri sakladılar onu. Bu arada Müslümanlar başka kimse olmadığı için gerçekten Yaser Arafat'ı desteklediler. Yani onun solcu fikirlerine, namazsız, abdestsizliğine rağmen onu desteklediler. Yani Yahudi'ye düşman olsun da ne olursa olsun gibi. Ama Yasir Arafat Filistin davasını bir ırkın davasına dönüştürdü. Toprağımı verin dedi. Ölümünden birkaç sene önce Kudüs kelimesi, Mescid-i Aksa kelimesi ağzından çıkmaya başladı. 1980'lere gelindiğinde bu dava, yani Filistin davası İhvan-ı Müslümin'in eline geçti arkadaşlar. İhvan-ı Müslümin Filistin'e ilk sahip çıkan İslam cemaatinin adı. Yani Hasan el-Benna çünkü dünyayı kuşatan bir kafanın adamı. Böyle bir tarikat şeyhi, işte bir mahalle gençlik derneği, bir vakıf filan değil. Hasan el-Benna İhvan-ı hilafet kaldırıldı diye kurdu. Bu ne demek? Yani hilafetin yerine oturacak bir teşkilat kurdu. Dolayısıyla hilafet de bütün Müslümanları temsil ediyor. Mantık o mantık. Hala i̇hvan ı Müslüminin müntesipleri binlercesi öldürüldü. İşte Seyit Kutuplar vesaire Abdülkadir Odehler Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün bu katliamlara rağmen hala bu fikir canlıdır. Çünkü Hasan el-Benna'daki ciddiyet, samimiyet, ihlas kolay kolay başkalarına nasip olmadı. Hiçbir kafir i̇hvan ı Müslümini sevmedi bugüne kadar. 1980'lere gelindiğinde 81, 82, 84, 85'lere gelindiğinde Filistinliler oturup bir muhasebe yapma ihtiyacı hissettiler. Yani bizim davamız toprak davası ise bütün Arap ülkeleri Filistinlileri ülkelerine kabul ediyorlardı. Gelip yer mesela Suudi Arabistan'da hemen hemen her şirketin müdürü, her hastanenin şefi, filan klinik müdürü Filistinli. Çünkü Filistinliler Zor şartlarda yaşadıkları için hep okumuş yazmış adamlardır. Mesela Gazze'de üniversiteleri var. Bizdeki tıp fakültesi ayarında fakülteleri var. Yani okur yazar çok çalışır gayretli insandırlar. Bir yere girdiler mi zaten orayı böyle e, imar edecek bir mantıkları var. Arap ülkeleri onlara kapılarını açtılar. Yani rahat bir şekilde Arap ülkelerine girdiler, çalıştılar, ettiler. E, örgüt kurmalarına izin ver. Sadece körfez ülkelerinde fiili örgüt kurdurmadılar. Ama mesela o ufak ülkede yanılan Bahreyn, Mahreyn oralarda bürokrasi, mühendislikler falan hep Filistinlerden sorulur. Tabi biraz da ucuz çalıştıkları için. Çok da vatan aşkından değil. Filistinler 80'lere gelindiğinde bir sıkıntı yaşadılar. Yani biz komünizme mi destek oluyoruz? Mesela Yaser Arafat sıkıştıkça Moskova'ya gitti hep. Hiçbir da onu desteklemedi Rusya. Ama komünist fikirleriyle e, yani Rusya sanki Rusya Arap dünyasını kurtaracak gibi Bir his oldu Hatta e, hatırlarsanız 90'larda Saddam'ı Sıkıştırdığında e, Amerika e, Son hamleyi Rusya'dan beklediler hep. O da niye hala öldürmediniz diye Amerika'ya tembih edince bir gecede bitirdiler işlerini Yani bu Rusya'da Zaten teröre açık bir ülkeydi Ülkedir öyle kalacak e, Çünkü Rusya'da Bolşevik ihtilalini yapan, Çarlığı deviren de Yahudilerdir. 1917'de onlar e, Yahudiliği Yahudiliğin bir gücü olarak yani çünkü Yahudilik e, bir dindir ama dinsizliğe çok önemli desteği var. Kimse Yahudi olsun da istemezler. Kendileri Yahudi olarak kalacak. Başka dinin de yayılmasını istemezler. Komünizmi, Darwin Darwin'in çıkardığı maymunculuğu yani temelde insanlığın reddetmesi gereken ne varsa temelinde o vardır. O yüzden e, Yahudilerin bu sıkıştırması aynı zamanda Yaser Arafat'a da Yahudilere de destek olan Rusya gibi bir sonuç çıkardı ortaya. Neticede Yaser Arafat'ın ve Fetih örgütünün şimdi Ramallah bölgesinde yani Kudüs'ün doğu tarafında kalan e, bölgesi var. Bir de batı tarafında kalan yani Akdeniz'e doğru açılan bölgesi Akdeniz'e doğru Kudüs'ün Akdeniz'e doğru açılan bölgesine Gazze deniyor öbür tarafına Batı Şeria diyorlar Ramallah diye orada bir şehir etrafında yani bütünü zaten bunların arkadaşlar bizim Trakya bölgesi kadar yani Ürdün'le Mısır'ın arasında kalan bütün topraklar Trakya bölgesi kadar bir şey yani üzerinde üç tane büyük şehir ya kurulur ya kurulmaz manevi değeri olarak işte dinlerin savaşıyor olması bakımından çok önemli bir orijinal yerler buralar. Bu düşünce tarzı, yani bu Yasir Arafat bizi nereye götürüyor? Fethi örgütü nereye götürüyor? Çünkü bütün Arap hükümetleri halkını susturmak için Yasir Arafat'ı paraya boğdular. Yasir Arafat özel uçağıyla bütün dünyayı dolaştı. Barış görüşmesi yapıyorum, yok şunu yapıyorum diye. Öbür taraftan halkı sefaletten ölüyor. Neticede 80'lerde İhvan-ı Müslümin kıpırdamaya başladı. Yani bizi bunlar komünizme götürüyor. Kudüs davamız zayıflıyor diye. Bu sefer Amerika özellikle Fransa'nın el altından desteğiyle Yaser Arafat'ı legalleştirdiler. Binlerce Yahudinin yaralanmasına sebep olan ve işte konsoloslukları basan, uçaklar kaçıran, olimpiyatları basan, işte Barcelona'da filan katliamı yapan El Fethi örgütünün başı olan Yaser Arafat Madrid'de bir gecede Yahudilerin ortağı oldu. Yani yakalandığı yerde bin parçaya bölecekleri adamla öpüştüler toplantılarda. Birden aşık oldular Yasir Arafat'a. Ama sebep ne? İhvan-ı Müslümin e, Filistin'de hedef koydu. Ne hedef koydu? 83'ten itibaren dediler ki bu dava toprak davası değil Kudüs davasıdır. Dolayısıyla bunu biz Filistin davası, örgüt davası değil cihat davası olarak ilan etmemiz lazım ve Filistini ümmetin cihadına dönüştürdüler. Yani hadisi şeriflerde haber verilen şey ortaya çıktı bu sefer. Bu da halktan destek buldu. İlk uygulamasında intifada diye adlanan intifada şu hareket yani silkinme kalkıyorsun üstün başın toprak olunca böyle yapıyorsun buna intifada deniyor Arapçada. Bu ismi koyan da Şeyh Ahmet Yasin'dir rahmetullahi aleyhi. Bu bizim intifada, hayatta elini kaldıramadı ama intifada diye isim koydu. İntifada önce espridir, B biter ya kim dayanacak falan dediler. İsrail'in köşeye sıkıştığı görüldü. İşte biz gökyüzünden e, Gazze çölündeki fareleri bile izleriz istersek dediler. O akşam iki tane Gazze'li mücahit, askeri garnizonun etrafındaki tellerin altından tünel kaçtılar. Garnizonun içinde iki tane asker aldılar. O tünelden geri getirdiler. Gazze'ye geldiler. Fareyi yakalıyorlardı. İki askerinin gittiğini yakalayamadık. Rezil oldular bütün dünyaya. Allah'la olan mağlup olmaz arkadaşlar. Ama silahına güvenirsen kaçacak deli kararsın. Bu sefer Filistin'de halk hareketi, iman hareketi ortaya çıktığı anlaşılınca Yasir Arafat altın oldu. Aldılar onu otellerde toplantılara filan. Bu sefer fetih örgütü şaşalı bir örgüt haline geldi. Maaşa bağlandı bunlar. Amerika para verdi. İşte bakanlık kurum filan. Tuttular Tunus'ta bunlara devlet kurdurdular. Uzakta yani sürgünde bir devlet kuruldu. Ama herkes biliyor ki sürgündeki devlet yarın öbür gün. Sonra da İspanya'da bir toplantıda Yaser Arafat'ı devlet başkanı olarak tanıdı İsrail. Yani Ölüm fermanını çıkardıkları adamı devlet başkanı olarak getirip Ramallah'a koydular. Ama Yaser Arafat'ın ağzından sadece Filistin kelimesi çıktı. Kudüs diye bir kelime hiç çıkmadı ağzından. Ve kurdurdukları devlette hava sahanlığı olmayacak. E sadece emniyet güçlerinin bellerinde tabanca olacak başka silahlar olmayacak. Bakanlıkların son onayını hep İsrail hükümeti verecek. Maskara bir hükümet kurdu. Çocuklar ebecilik oynar gibi bir devlet kurdurdular. Bu durum i̇hvan ı Müslimini biraz daha dikkatini çekti. i̇hvan ı Müslimin ikinci intifadaya geçti bu sefer. İkinci intifada ile beraber fetih örgütüyle diğer Müslümanların da arası tamamen açıldı. Ama e, Filistin halkı da davanın cihada dönüşmesine tam destek verdi. Bütün bu çalışmalar arkadaşlar Şeyh Ahmet Yasin isimli bir adamın eseri. Ahmet Yasin 16 yaşında deniz kenarında takla atarken boyun kemiği kırılmış bir insan. 16 yaşından sonra ne elleri tutmuş ne ayakları tutmuş ve çok enteresan arkadaşlar 1948'de 12 yaşındayken örgüt kurmaya kalkmış. Yani felçli olmadan önce de öyleymiş. Ve 1967'de Ciddi bir şekilde İslam'ı ayağa kaldırma anlamında bir çalışma yapıyor. 1980'lerde de bu İhvan kıvılcımı yine onun eliyle Hamas isimli bir örgüt olarak. Hamas Hareketül Mukavamel İslamiyenin kısaltılmış şekli. İslami direniş hareketi demek. İslam kelimesi Hamas'ın çözüldüğünde İslam kelimesi ortaya çıkınca da ipler koptu. Hamas'ı İsrail'den önce Mısır imha etmek istedi. Şimdi yalnız bırakışının nedeni de odur zaten. Çünkü Hamas'ın e, dikkat ederseniz eğer toplantıları mesela e, Ramallah bölgesinden fetih örgütünden birisinin konuşmasına dikkat edin. Argo birkaç kelime söylüyordur. Gazze bölgesinden hamaslı biri konuşurken Kur'an okuyor zannedersiniz. Besmele ile başlar, Hamdele ile devam eder ve fasih kaliteli Arapça konuşurlar. Ramallah'ta fetih bölgesinde ki Filistinler konuşurken İngilizce veya Fransızca konuşurlar. Arapça diye bir dertleri de yoktur. Yani Hamas sadece Kudüs'ü kurtarma hareketinin adı değil. Hasan el-Benna'nın İslam'ı yeryüzüne hakim kılma hareketinin adıdır. O Hamas'ın asıl kurucusu Hasan el-Benna'dır. Bunu Ürdün çok iyi anlıyor. Mısır da çok iyi anlıyor. Onun için İsrail'e gerek yok aslında Mısır'a rica etseler iki saatte o işi halleder kimse de bir şey demez çünkü nasıl olsa Mısır'da Müslüman Müslüman Müslüman'ı kırıyor oluyor bu sefer bu nedenle Hamas bugün bizim zannettiğimiz gibi işte İsrail'in karşısında topraklarını savunan bir örgüt değil arkadaşlar Hamas biz Müslüman olarak burada ne hissediyorsak onu hisseden bir örgüt dolayısıyla 300 tane çocuk 700 tane kadın ölmüş 600 tanesi sakat kalmış. Orada sorun değil bunlar. Biz kendimize ağlasak daha iyi olur herhalde. Adam Allah için şehit olmaya koşuyor. Sen öldün diyorsun adamı üzülüyor. Yani e, Hamas mensuplarının arkadaşlar e, adamın iki tane oğlu kaçırılmış. Üç üç tanesi öldürülmüş. Evinde taziye töreni yapılıyor. Kadın dik oturmuş. Kız verdi ya şimdi. Allah rahmet etsin. Başınız sağ olsun diyor komşulara. Allah size de nasip etsin. Allah size de nasip etsin. Sanki çocuğunu sünnet ettirmiş. Arkadaşlar tiyatrosunu oynamak bile zor bu işin. Yani üç tane çocuğu bombanın altında parçalanmış, Allah size de nasip etsin. Size de nasip etsin. Çünkü herkese nasip olmuyor ya şehitlik. Anlayışı şehitlik olan, Allah'a kavuşmak derdinde olan birisine ne yapsın İsrail? Niye öldürsün ki bunu? Öldürdükçe gerisine güç geliyor bu sefer. Bu ruhu arkadaşlar yerleştiren, Ahmet Yasin'i bugün burada anmak istiyoruz. Ahmet Yasin'den kendimize ders çıkarıyoruz. Arkadaşlar 66 yaşında Ahmet Yasin şehit edildiğinde hepinizin bildiği gibi sabah namazını camide kılmış çıkarken şehit edildi. O hiçbir zaman sabah namazına gidecek hali yoktu. Hep tekerlekli sandalyesini birisi sürerse gidebiliyordu. Hiçbir gün 50 sene abdest alma imkanı olmadı arkadaşlar. Ellerini tutamadı. Ama hiç abdest kaçırmamış. Birisi su dökmüş, yüzünü yıkamış. Farz da değil abdest alması, teyemmüm de yapması şart değil. El yok çünkü. Ama kardeşler, izbandut gibi adamların yapamadığını o fersli haliyle yaptı. Ümmeti ayağa kaldırdı. Cihat ruhunu içimize yerleştirdi. Allah ona rahmet eylesin. Nesil yetiştirdi. Konuşamıyor. İsrail hapishanelerinde defalarca kaldı. İşkencelerden gözünü kaybetmiş, kulaklarını kaybetmiş. Zehirli ilaç içirdikleri için böbrekleri çürümüş. Hasta bir insan. Biz arkadaşlar bu zatın üzerinden Filistin davasını filan silelim. Filistin, Milistin bunlar sonraki işler. Ama kendimize şu dersi çıkaracağız. Mesele sağlık, sıhhat meselesi değil. İman, ihlas meselesi. İmanın ihlasın var mı? Tanklar önünde secde ediyorlar. İki defa hapse girdi Ahmet Yasin, Ahmetullah Ali. Talebeleri ikisinde de kurtardılar onu. Nasıl kurtardılar? Gittik iki İsrail askeri kaçırdılar. Ver şeyhimizi al bunu dediler. Verdiler şeyhlerini aldılar. İki sene sonra tekrar İsrail aldı hapse koydu. Gittik iki asker daha kaçırdılar. Kaçırdıkları asker, koca karargah arkadaşlar işte radarlar falan gökten izliyorlar ya. Ne radar gördü onları ne de uyduya yakalandılar Allah kime yardım ediyor bunu gördük ezan vakti gelince fersli haliyle bile evinde namaz kılmıyor camiye gidiyor sen öyle Allah'ın dinine sahip çıkarsan davan büyük olursa Allah da senin önüne bütün dünya güçlerini hiç denecek kadar basit göreceğin bir ufuk koyuyor büyük düşünüyorsun korkmuyorsun Allah'tan başkasından korkmuyorsun konuşamıyor arkadaşlar. Felci olduğu için konuşma yeteneği yok. üç kelimeyi ardarda arda getiremiyor. Gözleri görmüyor. Bir tek sol gözü biraz görüyor. Kulakları duymuyor. Böbrekleri çalışmıyor. Dünyanın en büyük devletlerine karşı örgüt kurmuş. Bu örgüt de 3 ay sonra 4 ay sonra saman alevi gibi sönmemiş. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Ölürken bile zafer işareti yapıyor adamlar. Dava Filistin'de toprak davası değil, göçmen evlerini kurtarma davaları değil ama. Kur'an'ı sahiplendiler. Allah'ın için zor mu? Yani Osmanlı'nın çocukları apartman yarışı yapar, onlar da orada cihat yarışı yaparsa, onlara verir bayrağı Allah. Gün olur biz de beyat etmek için, oradaki halifemizin elini öpmek için sıraya gireriz bir gün. Zorluk yok Allah için. Biz bugün Şeyh Ahmet Yasin rahmetullahi aleyhi bir sabah namazında şehit olan o mübarek insanı ...anmak için toplandık ama arkadaşlar... ...onu... ...anmamız bile... ...çok samimi gelmiyor bana... ...yani... ...çok... ...çok ciddi değiliz zannediyorum... ...asas olarak... ...onun çıktığı noktayı oturtmak istedim... ...hangi noktanın üzerine çıktı... ...nasıl... ...bütün dünya... ...süperlerini karşısına aldı... ...o yetmediği gibi arkadaşlar... ...Mısır'ı karşısına aldı... ...Müslüman ülkeleri karşısına aldı... ...sadece... Hamas'a destek destek de işte köstek olmamak şeklinde destek veren Suriye'dir. Onun da sebebini herkes biliyor zaten. Golan tepelerini İsrail'den almayı hayal ediyor. Koz olarak Hamas'ın liderlerini ülkesinde tutuyor. Yani çekil Golan'dan bunları vereyim sana diyor. Ya yani sahiplendiğinden falan değil. Suriye'nin böyle bir derdi de yok. Ülkeler birbirlerinin içindeki örgütlere sahip çıkarlar. Yani bana dokunma ben de bu adamı bak salarım ipini demek için. Yoksa destek olduğundan filan değil. Ama buna rağmen elhamdülillah yanan yüreğimize su serpti. Şeyh Ahmet Yasin kurduğu teşkilat Allah ona rahmet eylesin. Onunla beraber şehit olanlara rahmet eylesin. Bizi de onları da hepimizi İslam'ın hizmetkarları olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de beraber buluşacağımız güne kadar ayağa sabit olan kullarından kılsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbi.